Hepinize merhabalar. Az önce hocam Hüsran'ın ardından Saint John Basilika Kilisesi'ne geldim. Evet, şu an görmüş olduğunuz yer günah çıkarma şey mi? Yok lan. Evet, şu an bilinmeyen bir su yolu gibi, bir boru hattı gibi bir yer döşenmiş. Ana, ben buraya gelmediydim. Evet. Şu an herhalde arkadaşlar, şöyle diyebilirim. Ben buraya geldiğimde önceden kenarlarından falan geçtiydim buraları. Tam içeriye girmedim. Aha işte burası çok değişik bir yer. Ciddi ciddi. Tam herhalde burası, yani tam bulunduğum konum, kilisenin tam olarak ortası, yani merkez tarafı. Aynen. Vaftizhaneymiş burası. Acaba bu da, yok zannetmiyorum ya. Vaftiz suyu mu diyeceğim de zannetmiyorum. Neyse, birazdan yukarıya çıkalım da orada da güzel görüntüler alalım. Evet, şu an bulunduğumuz nokta zannedersem bu kilisenin çok ama çok önemli bir yeri. Camla örtülmüş ve etrafında birkaç tane poster falan. Papa posteri galiba. Böyle bir koridordan geçtik az önce. Hani arkadaşlar, şunu söyleyebilirim ki burası, hani yani ben ne kadar büyük diye söylesem gene az gelir. Çok çok ama çok büyük. Burası da farklı bir yer. Davul, sence, seni kameraya almayacağım da, buraya sence ne olarak kullanılmış olabilir kanka? Dua. Yani bir şey, ihtimal. Ben de kendi fikirlerimi söyleyeyim. Burası bence, acaba şu şeylerin üzerine, dirseklerin üzerine bir şey koyuyorlar da vaftiz edilecek şahsın. Kurban mı olabilir lan? Ya kurban demeyeyim de, hani vaftiz edilecek kişinin mesela, yani günahları çıkarma şeyleri falan olur ya onlarda hani. Oraya yatırıp günahlarını çıkar. Yani ne bileyim, öyle bir şey diye düşündüm. Sen yat da günahlarını çıkar. Başla. Babası yani kendisi. Mezarının bulunduğu yermiş. İşte burada Davut Kulesi çekersen sana zaten. Burası da galiba hani o zamanla yaptırılmış, hani buraya etrafını çevirmişler galiba. Burası da yürüyüş yolu olarak kullanılmış. Şuraya bak. Evet. 6. Paul burada dua etmiş. Bu duvarda. Allah kahretsin. Gözüküyor mu bilmiyorum da. Aynen, telefon düşmesin bari. Ben... Davut. Allah için herhalde o adamın, o papazın şeyi. Mezarı mı? Mezarının girileceği yere. Aa, aynen lan. Şurada abi, şuraya bak, daracık. Buradan insan geçemez ama. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi çok, yani ben buraya yazın geldiğimde hiç buraları falan gezmediydim. Ama iyi ki gelmişim şimdi ya. Gerçekten. Oğlum bak, millet yanlışlıkla parasını falan düşürmüş olabilir ha şuraya atıp derken. Ya bilmiyorum da. Ne bileyim ama. Oğlum boş ver şimdi, adamlarla laf yapmasın. Burası giriş, değişik bir giriş var burada. Şurada bir işaret var. Değişik bir işaret. Gel bakalım şuraya. Ha? Gel şuraya da çekelim ben. Gir. Evet arkadaşlar, paranormal videoya geldik.
Bismillahirrahmanirrahim. Rahatsızlık vermek için geldim. Arkadaşlar gerçekten şu an hani ben geçen geldiğimde yemin ederim burayı, bu kilise bölümünü şöyle göstereyim arkamda. Gerçekten ben bu kiliseyi gezmemişim ya. Geçen geldiğimde buranın hiçbir yerini gezmemişim ya. Ben transit geçmiştim öyle kamerayla. Hani acele acele çekip. Görmüş olduğunuz gibi oradan dolandık. Buraya geldik. Şurada Aziz ne diyor? Yahya Hayatı. Evet, burası Saint Jean Aziz Yahya olarak bilinmiş yani. Onun hayatının şeyleri, yazılar falan yazıyor. Ya bunları fazla göstermeme gerek yok zannedersen. Zaten küçücük yazılar okunmaz. İyi ki gelmişim tekrardan ya. Yukarıya çıkmayı düşünüyorduk da biraz zamanımız yetersiz. Şöyle göstereyim. Heh. Şurası geldiğimiz nokta. Yavaş yavaş gidiyoruz. Evet arkadaşlar, kiliseyi gezdik gördük. Daha çok gezebilirdik fakat bu da bu kadar oldu. Belki başka zaman başka bir şekilde gelmek nasip olabilir. Bu vlog videom da bu şekilde. Umarım beğenirsiniz. Şimdi yağmur yağıyor. Yavaş yavaş eve döneceğiz. Yeni bir vlogla, yeni bir güzel vlogla tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.